Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu bölümde ev yapımı portakallı dondurma yapıyoruz. Farklı bir yöntemle bu dondurmaya hem renk hem de doku kattım. Birazdan göstereceğim size ve şaşıracağınızı tahmin ediyorum. Ama ön yargılı olmayın, harika bir dondurma olacak. Hemen yapmaya başlayalım. Malzeme listesini ve ölçüleri yazılı bir şekilde videonun altına ekliyor olacağım. Öncelikle bir paket soğuk süt kremamız var. Bunu kabarık krema gibi olana kadar, biraz katılaşana kadar hava vermek için mikserle çırpacağım. Kasenin yanında turuncu renkli bir karışım görüyorsunuz. Birazdan onu ekleyeceğim renklendirmek için. Henüz söylemiyorum ne olduğunu. Bir tahmin edin bakalım. Hatta videoyu durdurup yorum olarak da yazabilirsiniz tahminlerinizi. Portakal aromasını şekerle portakal kabuğunu daha önceden kullandığım, yediğimiz portakalları rendeleyerek karıştırmıştım. Bunu buzdolabında saklıyorum. Daha önce sizinle paylaştım. Sık sık kullanıyorum bu şekerlemeyi. Uzun süre dayanıyor. Keklerde, pastalarda kullanabilirsiniz. Bolca ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar. Oldukça yoğun bir aroma sağlıyor. Dondurmamızı tatlandırmak için ise bu aşamada isterseniz içerisine yarım su bardağından fazla veya damak tadınıza göre pudra şekeri ilave edebilirsiniz kremanın içine. Ama ben bu sefer görmüş olduğunuz renklendirmek için kullandığım püre ile beraber içerisine şerbet ekledim. Yani aynı ölçülerde yarım su bardağı su ve şekeri kaynatıp 5 dakika daha kaynattıktan sonra iyice soğutup karışımla beraber kullandım. İkisi de iki alternatifi de kullanabilirsiniz. Gelelim gizli karışımımız neymiş? Bakalım tahminleriniz doğru muymuş? Açıyorum kapağını. Hazır mısınız? Ve işte dadan gördüğünüz gibi havuç ekliyoruz içerisine dondurmamızın. İnce ince doğradığım, dilimlediğim havuçları yumuşayana kadar çok az suda haşladım. İki tane orta boy havuç. Bu sayede hem havucun güzel rengini dondurmamıza katıyor olacağız. Kesinlikle tadı çıkmıyor. Ancak bununla beraber nişastalı yapısından dolayı dondurmamıza yapı da kazandırmış oluyor. Şekerli yapısı da yine tatlandırmaya da yardımcı oluyor. Gerçekten çok güzel oldu bence bu şekilde. Ben sevdim. Hem renk hem kıvam açısından. Rahatlıkla deneyebilirsiniz. Daha doğrusu yeni şeyler denemeye açık olun bence. Deneyin ve kendiniz karar verin. Sevdiniz mi, nasıl oldu diye yorumlarınızı tekrar yazmayı unutmayın, benimle paylaşmayı. Havucun suyunu süzdürüp blenderda püre haline getirdim ve işte bu aşamada hazırlamış olduğum soğuk şerbeti de ekledim. Dediğim gibi isterseniz pudra şekeri de olur, isterseniz şerbet de kullanabilirsiniz. Havuç püremi de elde ettikten sonra yine iyice soğuttum ve kremanın içine ilave ettim. Bu şekilde karışımımız hazır. Tekrardan tüm malzeme karışım iyice soğuyana kadar buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Dondurma makineniz varsa ona koymadan önce. Eğer dondurma makineniz yoksa birkaç bölüm önce çilekli dondurma tarifimde sizinle paylaştığım üzere geniş yayvanca bir kaba karışımımızı aktarıp derin dondurucuya kaldırıyoruz ve 1 saat arayla birkaç kez kenarlardan donmuş kısımları sıyırarak iyice karıştırıyoruz. Bunu isterseniz el mikseriyle de yapabilirsiniz bir süre sonra. Ve karıştırdıkça dondurmamız kıvam almaya devam ediyor. Ben birazcık da içerisine yarım su bardak kadar süt ilave ettim. Tüm yazılı malzeme listesi ve ölçüler videonun altında açıklama kısmında ve her zaman olduğu gibi kekevi.com'da da bulabilirsiniz. Karışımı dondurma makinesinde karıştırdıktan sonra ben de yine kaba aktardım ve bir iki kez de yine çatalla karıştırarak iyice sertleşene kadar derin dondurucuda beklettim. Gördüğünüz gibi dondurmam giderek kıvam aldı ve çok güzeldi, rengi var. Bir iki kez de çatalla karıştırdıktan sonra iyice ertesi güne kadar dondurdum. Son haline de bakalım. Sizin için güzel birkaç top servis edelim. Eğer çok sertleşmişse birazcık, bir 5 dakika dışarıda bekletirseniz tam kıvamını tekrardan alıyor. Rahat bir şekilde toplar yapabiliyorsunuz dondurmanızdan. Tadını gerçekten ben çok beğendim.
farklı bir lezzet. Portakallı dondurma pek yapılmıyor. Bildiğim kadarıyla, bilenler varsa yazsın. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Bunun gibi kavunlu, çilekli, şeftalili birçok dondurma tarifime yine YouTube kanalında dondurmalar playlistiyle ulaşabilirsiniz. Linkini sağ üstte ve videonun altına ekliyor olurum. Bunun gibi yüzlerce tarif için beni YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.